İyi pazarlar sevgili izleyiciler. Efendim uzunca bir aradan sonra tekrar stüdyodan sesleniyoruz size. Festivaller, etkinlikler, dış haberler derken buradan bir süre ayrı kaldık. Ve stüdyoda bugün konuğum Avustralya'yı ziyaret etmekte olan ve konferans için Avustralya'ya gelen hepinizin yazılarıyla ve icraatıyla yakından tanıdığı Yargıtay Onursal Başsavcısı Sayın Vural Savaş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdin Bey. Efendim önce Avustralya'yı nasıl buldunuz? İlk gelişiniz midir? Avustralya ilk gelişim. Zaten bu havalide daha önce başsavcıyken 10 gün kadar bir Çin gezim oldu. Yarı resmi bir geziydi. Bu tamamen Avustralya Atatürk Kültür Merkezi'nin davetlisi olarak geldim. Gerçekten görülmeye değer bir yer. Her şeyden önce burada çok bilinçli bir Türk toplumu buldum. Ben bu taraflara yeni gelişim ama Avrupa'ya sık sık gidiyorum. İsviçre'den, Norveç'ten. Biraz uzak mı? Uzak geldi mi? Efendim zaten Çin seyahatim benim bu yolculuğun ne kadar uzun olacağını biliyordum zaten gelen gidenlerden. Fakat dediğim gibi okumayı seven bir insanım. Yeni bir ülkeye gidiyorum. Fazla sıkılmadım yolda. Yol arkadaşlarımla da arada sohbet etme fırsatı buldum. Fakat beni en çok memnun eden hakikaten gerek Atatürk Kültür Merkezi'ni oluşturan arkadaşlar, gerek burada temas ettiğim gruplar, yani konferansın dışında Alevi vatandaşlarımızın hazırladığı özel bir yerde de 40'ın üzerinde Alevi vatandaşla bir araya geldim. Bir radyo programına, iki defa radyo programına bağlandım. Yani gerek sorulan sorular, gerek ülkemizin ve dünyanın meselelerini kavramakta, yorumlamaktaki şeyleri beni şaşırttı. Çünkü itiraf edeyim, biz artık Türk üniversitelerinde dahi bu kadar entelektüel birikimi fazla insanlarla fazla karşılaşmıyoruz. Bu biraz acı değil mi? Acı ama gerçek, gerçek. Onun için her bakımdan geldiğime çok memnunum. Efendim, konferansın konusu küreselleşme döneminde Atatürkçülük. Evet. Atatürkçülüğü bu küreselleşmenin içine oturttuğunuz bir konferansla Sydney'de izleyiciyle buluştunuz. Ben şimdi küreselleşmeyle Kemalizmi, Atatürkçülüğü ayırmak istiyorum. Önce tabiri caizse 30 bin fitten bakalım olaya. Küreselleşme nedir? Çünkü küreselleşmenin mazlum halkların çöküşüne kendisini bağlayan, onlardan bir anlamda beslenen ve ekonomik ve sosyal alanda da onların pek lehine olmayan bir gelişme olduğunu sizin yazılarınızdan çıkarıyorum. Bu anlamda küreselleşme tarihi süreci itibariyle de, geçmişteki küreselleşmeleri düşünerek, işte aydınlanmada, ondan önceki dönemlerde, bize birazcık bu küreselleşmeyi anlatır mısınız? Nedir bunun zararları, yararları? Şimdi efendim ben konferansımda meseleyi şöyle özetledim. Burada da özetleyeyim. Şimdi küreselleşmeyi bize işte bakın bu cep telefonu devrinde istediğiniz yere bir dakikada ulaşıyorsunuz. İşte bir kültürel etkinlik şu veya bu şekilde bütün dünyadan daha iyi izleniyor. En küçük bir insan hakkı ihlali televizyonlara yansıyor. Dünya daha güzel olacak, daha insan haklarının korunduğu bir dünya bekliyor bizi. Ama artık bütün bilimsel kitaplar vesaire şunu açıklığa kavuşturdu. Yani dünyayı artık Amerikan başkanları şu bu yönetmiyor. Çok önceden oluşturulmuş bir takım kuruluşlar dünyaya yön veriyor. Mesela bunların en önemlisi CFR dediğimiz Amerika'daki Dış İlişkiler Konseyi. Sonra bunu kuran kişiler üçlü grubu teşkil ediyorlar, üçlü komisyonu. Ona işte Amerika dışında Japonya, Avrupa devletlerinin etkili kişilerini dahil ediyorlar. Sonra hepimizin bildiği bu Bilderberg grup veya kulüp denilen şey bizim politikacılarımızın. Sayıları çok olmayan bin civarında. İşte bin civarında bu insanlar dünyaya yön veriyor esasında. Çünkü en güçlü tabii bu küreselleşmenin mimarı ve sürükleyicisi Amerika Birleşik Devletleri'nde aşağı yukarı 40-50 yıldır bu üç gruptan birine en az ikisine üye olmayan kişi ne Amerikan başkanı olabiliyor hangi partiden olursa olsun ne Milli Savunma Bakanı olabiliyor ne CIA'nın başına gelebiliyor. Siz onun için ehliyet dediniz. Bu bir ehliyet verme meselesidir dediniz. Tabii yani ehliyeti tabii o gruplarda zaten seçilerek alınıyorlar ve adeta o grupların yönlendirilmesini peşin kabul ettiği için o
Tabii bunların içinde de karizması olan işte kitlelere bu şeyleri ulaştırabilecek kişileri seçiyorlar. Şimdi ve mümkün olduğu kadar da işte bizim gibi ülkelerde de o grubun doğrultusunda hareket edebilecek kişileri iktidar yapmaya çalışıyorlar. Eğer bizim gibi ülkelerde buna eski dille biat etmeyecek, uymayacak yönetimler oluşsa da onları şu veya bu şekilde hatta askeri yönetimlerle tasfiye etmenin ortamını hazırlamaya çalışıyorlar. Şimdi ben 2-3 tane önemli kişiden misal verirsem efendim Sabancı Üniversitesi Ezart Reuter'ı küreselleşmeyi anlatsın diye davet etmişti. Bu biliyorsunuz Amerika'da, Almanya'da eyalet başbakanlığı yapmış, yazılar yazan iyi bir düşünür. Fakat aynı zamanda Daimler-Benz firması gibi çok önemli bir firmayı da yöneten kişi. Sabancı Üniversitesi'nde özetle şunu söylüyor. Sadece ve sadece çok uluslu şirketlerin karını arttıran veya onlarla işbirliği yapan şirketleri memnun eden, gelişmiş ülkelerde dahi açlık yoksulluk sınırı altındaki kişileri arttıran, işsizliği arttıran, orta sınıfı çökerten bu küreselleşme nereye kadar gider diyor. Ama diyor bu adamlar alıştı bu kârlarından vazgeçmezler. Artık dünyayı diyor nazizm, faşizmden daha kötü rejimler bekliyor. Gidiş bu istikamette diye. Dünyada en çok ödül almış bir gazeteci John Pilger ki iki kere İngiltere'de yılın gazetecisi seçilmiştir. Birleşmiş Milletler Medya Ödülü, Emmy Ödülü, Richard Dimble Ödülü falan almış ve önemli eserleri olan ve makaleleri hemen hemen bütün dünya basınında da yankılanan kişi Dünyanın Yeni Efendileri ve Küresel Yağmacılığın İç Yüzü adlı eserinde diyor ki aslında globalleşen, küreselleşen sefalet oldu diyor. Gelişmiş 6-7 ülke diyor diğer bütün ülkeleri anlaşılamayan mekanizmalarla soymaktadır. Bu sistem diyor ucuz iş gücüne mahkum köleler üretiyor. Mütemadiyen ücretleri vesaireleri, sosyal hakları düşürerek. Bunu diyor Amerikalı medya devleri kamuoyu oluşturuyor. Bir de bunu arkasında büyük güçler bu sistemi destekliyor diyor. Şimdi 2004 yılı Eylül ayında da Şirak, Birleşmiş Milletler'de 50 ülkenin devlet başkanları küreselleşmeyi tartıştı. Fransa'da olacakları bir yıl önceden adeta bilen kehanet gibi bir konuşma yaptı. Evet. Yani orta sınıfı çökerten, yoksulları ezen, çevreyi yok eden diyor, bu küreselleşmenin geleceği yoktur. Bunun sonu isyanlardır diyor Şirak ve hakikaten bir yıl sonra Fransa'da bu şey ve öyle bir şey geliştiriyorlar ki nazariye vesaire geliştiriyorlar ki işte bunu iyi bilmek lazım. Yani şimdi bu küreselleşmenin mimarlarından biri ve üçlü komisyonunda Henry Kissinger itiraf ediyor onun teklifiyle biz kurduk diyor. David Rockefeller 1991'de Baden-Baden'de Almanya'da kara ormanlarda Bilderberg grup toplantısını açarken açış konuşmasında daha ilk cümleleri şöyle. Washington Post, New York Times gazeteleri ve Time dergisine minnettarız. 40 yıldır gizlilik kurallarına riayet etmeselerdi dünya için tasarladığımız planları hayata geçirmemiz mümkün olmayacaktı. Biz bunları yapamayacaktık. Diyor. Yapamayacaktır diyor. Bir başka konuşmasında da açıkça söylüyor. Dünya diyor 1000 devlet haline geldiğinde yani her ülke ortalama 5'e bölündüğünde dünya daha güzel olacak diyor. O zaman dünya seçilmiş kişiler değil, dünya bankerleriyle bir elit yönetecek. 100 yılımızda izleyeceğimiz strateji budur diyor. Amerika'nın eski Ankara büyükelçilerinden Robert Struss Hoop da açıkça şunu söyledi. Amerika'nın misyonu diyor, milli devletleri gömmek, ulusları parçalara bölerek yaşatmaktır. İşte bunun için ulus devletler nasıl böyle 5'e bölünecek, paramparça olacak? İşte etnik kışkırtmalar yapılıyor, mezhep kışkırtmaları yapılıyor. Halkın geniş kısımlarının kendi hükümetlerine, devletlerine, anayasal düzenlerine küskün hale getirilecek her şey yapılıyor. İşte bu politikalara alet olacak kişiler iktidara getiriliyor. Medya yönüne korkunç bir bilgi kirliliği yaratılıyor. Ve bunun sonucu hakikaten insanlık için çok acı. Ve sadece ve sadece Türkiye gibi ülkeler de dahil artık dış borç almadan yaşayamaz hale getiriliyor. Tabii borçlu ülkelerde dış politikada tamamen IMF'in, Dünya Bankası'nın, Dünya Ticaret Örgütü'nün güdümüne giriyor.
Bunlar da zaten bu küresel planın uygulamasına vasıta olan güçler. İşte bütün bunları göz önünde tutan bir Birleşmiş Milletler uzmanı diyor ki, komünizm, faşizm, nazizm bunlar da kitlelere şu veya bu şekilde zarar vermişlerdi. Ama bu globalleşme, küreselleşme tüm insanlığa zarar veriyor. Onların yaptığından çok fazla zarar veriyor. Acaba bunları yöneten, hayata geçiren insanlar için bir Nürnberg mahkemesi kurulmayacak mı? Evet. Diyor. Yani mesele bu tarih yargılayacak mı? Efendim buraya kısa bir ara veriyoruz. Tabii efendim. Ondan sonra dediğim gibi küreselleşme içindeki Atatürkçülüğü konuşacağız. Efendim bizden ayrılmıyorsunuz. Sohbet akıp gidiyor. Bakalım Atatürk yaşasaydı küreselleşme karşısında neler yapardı veya neler önerirdi? Hem onun düşüncelerini hem onun bu fiziki varsayımı konuşacağız Sayın Savaş'la. Sayın Savaş, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii efendim. Efendim, küreselleşme içindeki Atatürkçülük, bunu sizden rica ediyorum. Bugün mana olarak nedir? Mustafa Kemal'in yazdıkları, söyledikleri, bize aktardıkları mana olarak nerede duruyor? Bir de belki biraz ütopik olacak ama fiziksel olarak yaşasaydı küreselleşme önünde farklılıklar yaratabilir miydi? Nasıl dururdu? Onu rica ediyorum. Efendim şimdi tabii bu küreselleşmeyi doğru algıladığımız zaman yani dehşet içinde kalmamak mümkün değil yani. Ulus devleti ancak bu küreselleşmenin menfi etkilerinden koruyabileceğimiz, parça parça olmamız zaten kendileri söylüyor. Bu Büyük Orta Doğu veya genişletilmiş Orta Doğu projesi bu coğrafyada bütün ülkeleri sınırlarını değiştirme projesidir diyor. Hı hı. Ve bizim için tehlikede Recep Tayyip Erdoğan da ben bunun eş başkanıyım diyebiliyor Türkiye'de. Şimdi böyle bir atmosferde bu global güçlere karşı Kemalizm dediğimiz gerçek Atatürkçülük çözüm mü? Şimdi efendim 2002 yılında bir Türk, Utku Oğuz, İtalya'nın Perugia şehrinde yabancılara bir toplantı düzenlemiş. Atatürk'ü, gerçek Atatürkçülüğü anlatmak için anlatmışlar da güzelce. Bir Norveç'te ayağa kalkmış. Norveç dilinde demiş, atasözü haline gelmiş bir söz var. Ne zaman bir insan içinden çıkılmaz sorunlarla karşılaşsa biz ona hemen Mustafa Kemal gibi düşün deriz. Ve bu Norveç diline çok yerleşti. Ben şimdiye kadar demiş şu konferansı dinleyinceye kadar bunun anlamını anlayamamıştım. Fakat anladım ki hakikaten her türlü soruna Mustafa Kemal gibi düşünerek çözüm bulmak mümkün. Şimdi işte düşünüyoruz bu küreselleşme nasıl yani bu emperyalizmin bütün ülkeleri sömürme ve paramparça etme projesi adeta dünyayı sömüren tek bir devlet haline getirme projesi ne karşı Kemalizm bir çözüm müdür? Şimdi tabii Kemalizmin bence dört ayağı var kısa kısa şey yapayım. Evet. Bir kere Atatürkçü dış politika. İşte Kemalist olmayan ama kendisini Atatürkçü falan gibi takdim ederler. İşte diyor ki biz yüzümüzü batıya döndük. Avrupa Birliği ile entegrasyona bilmem niye girersek sorunlarımız kendiliğinden hallolacak. Bu en iyi Atatürkçülüktür. Halbuki gerçek Atatürkçülük emperyalizme karşı anti-emperyalist bir duruştur. Mesela kendisinden talimat almaya giden sonradan Dışişleri Bakanımız da olan Numan Menemencioğlu'yla Faik Zeki Aktur'a ilk defa büyükelçi olarak göreve giderken yurtta sulh, cihanda sulhü sağlamak ve bu coğrafyada ayakta kalmak için üç şeye dikkat edeceksiniz diyor Atatürk. Bir araba bulaşma lafı maksadımı anlatmaya yeterlidir. İki, bütün komşularımızla iyi geçineceksiniz. Sovyetler Birliği'ni hiçbir zaman tahrik etmeyeceksiniz. Üç, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya gibi emperyalist devletlerle daima mesafeli olacaksınız. Diğer bizim gibi olan üçüncü dünya ülkelerine de her zaman bunu hissettireceksiniz. Çerçeveyi böyle çiziyor. Şimdi Atatürk'ün Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ki hiç değişmeyen bakanıdır. Yani diğer bakanları sık sık değiştirmiştir. 15 yıl aralıksız Atatürk'ün Dışişleri Bakanı yapmıştır. O da Atatürk'ün Dış Politikası diye eser yazdı. Ayrıca Atatürk'ün işte kalemi mahsus müdürleri vesaireler de Atatürk'ün bu konularda söylediklerini kitap haline getirdiler. Hepsinde müşterek olan hususu Atatürk hiçbir zaman batıyla emperyalist devletlerle ittifak taraflısı değil. Böyle ittifakların faydasından çok zararı olur.
Atatürk bir Doğu Akdeniz Commonwealth'i veya mazlum ülkelerden oluşacak federasyon veya konfederasyon düşünüyordu. Bunu hayata, yani emperyalizme karşı daha güçlü olalım diye. Nitekim bunun ipuçlarını da vermiştir. Atatürk iki pakt kurmuştur. Biri Balkan Paktı, biri Sadabat Paktı. Biri batımızdaki komşularımızla, biri doğumuzdaki komşularımızla. Uzağa görerek Sadabat Paktı'na bir de Afganistan'ı ilave dahil etmiştir. Daha Büyük Millet Meclisi'ni 1923'te kurar kurmaz gizli celse istemiştir. İşte şu İstiklal Savaşı'nı birlikte yapalım, bu emperyalist devletleri tanıdık kısa sürede diyen Irak ve Suriyelilere dedim ki diyor Atatürk, siz de kendinizi kurtarın, bağımsızlığınızı kazanın, o zaman sizinle konfederasyon veya federasyon düşünebilirim dedim diyor. Şimdi genel dış politikayı böyle kuruyor zaten. Hepimiz biliyoruz ki Lozan'dan sonra Lord Curzon'un, İngiltere Başbakanı'nın İnönü'ye söylediği şöyle: şimdi bir şeyler elde ettiniz ama biz cebimize koyduk, bizden para mara istemeye geldiniz de hepsini geri alacağız. Yani Türkiye'nin emperyalizmle mücadelesi zaten Lozan'ı imzaladığımız günden beri. Lozan'a gelmişken İnönü'nün çok öne çıktığı bu ciddi olayda, konuşmanızı da izledim, Mustafa Kemal'in daha önce dikte ettiği bir anlamda. Efendim tabii biz de, tabii hemen şunu söyleyeyim efendim. Atatürk'ün direktiflerini harfiyen uygulayan herkese bizim saygımız var. Ona destek veren herkese, tabii İnönü'ye başta, her zaman sevgimiz, saygımız Atatürk'ün direktiflerini yerine getirdiği süre içinde sonsuz. Ondan sonraki hataları ben son kitabımda da ABD evet. politikaları ve İsmet Paşa diye eleştirmişimdir. O ayrı. Fakat İşte Atatürk daha İsmet Paşa'yı Lozan'a gönderirken iki sayfalık, 13 maddelik bir metin hazırlıyor. Kendi de imzalamış, İsmet Paşa'ya da imzalamış, gidenlere de imzalamış. Adeta Lozan'da ne yapmaları gerektiğini... Bir anayasa, bir tüzük. Bir, tabii diyor, işte Meriç sınırı olacak Yunanistan'la. Ermenistan devletinin kurulmasına kesin izin verilmeyecek. Kapitülasyonlar kesin kalkacak. İşte... şu şöyle olacak, bu böyle olacak, şu konularda biraz esnek davranabilirsiniz ama şu konularda hiçbir şekilde müzakereleri keseceksiniz. Ondan sonra bunları imzalatıp göndermiş ve Lozan zaten biliyorsunuz bir ara verildi. İşte Atatürk'ün müzakereyi keseceksiniz dediği hususlardan birinde istenen arzu edilmediğince kesildi. Fakat tekrar geri çağırdılar, biz onu da kabul ettirdik. Ama bütün bunlar Atatürk'ün direktifi çizdiği çerçeve içinde olmuştur. İkincisi, ekonomi çok mühim. Yani Atatürk uyguladığı ekonomiye bağımsızlık istiklal ekonomisi demiştir. Hı hı. Yani devlet yatırımları planlı olacak, bütçe açık vermeyecek, Türk parasının değeri düşürülmeyecek. Ki nitekim Atatürk'ün iktisat bakanları da mesela Mustafa Şeref Bey meclis kürsüsünde demiştir. Evet, özel sektörü de destekleyeceğiz ama bizim gibi ülkelerde ekonominin genel kontrolü devlet elinde olmalıdır. Direngi noktaları devlet elinde olmalıdır. Yoksa 10 senede elde ettiklerimizi bu yabancılar bize bir senede kaybettirirler. Evet. Çünkü özel sektör yabancılarla işbirliği yaptığı andan itibaren bizden çok yabancıların güdümüne girer demişti. Yine İzmir İktisat Kongresi'ni düzenleyen, sonradan da Adalet Bakanımız olan Mahmut Esat Bozkurt, liberalizmin ölümü diye makale yazmıştır. Demiştir ki liberalizm ancak sanayiyi, tarımı çok gelişmiş ülkelerde iyi sonuç verebilir. Bizim gibi yetkinleşme içindeki ülkelerde olanı da alır götürür. Böyle ittifakların tamamen karşısında olmak doğru değil de çok güçlü devletlerle eşitler arasında olursa iyi olur. Çok güçlü devletlerle ittifaka girdiğiniz zaman ancak onun hizmetçisi olursunuz. Onlar sizi daha kolay sömürür demiştir. Ve Atatürk de büyük bir bilinçle liberalizm sömürgelerde uygulanan bir sistemdir. Biz sömürge olmadık, olmayacağız da bundan sonra. Liberalizmi düşürmek, devrime ihanet etmektir demiştir. Bugün dünyanın en korktuğu şey bu emperyalist devletlerden, kastediyorum dünyada, Kemalizm'dir. Ve çok ilginç, Amerika'ya kafa tutan, bugün Chavez vesaire orada birlikler oluşturan kişileri, yabancı basın bunlar yeni Kemalistler diye vasıflandırılıyor. Yani Kemalizm aslında bizim gibi gelişme yolundaki olan ülkelerin emperyalizmle mücadele ideolojisidir.
hakikaten Atatürk'ü bu yönüyle de iyi anlatmamız lazım. Çünkü herkes kendini Atatürkçü evet. zannediyor. Bu Avrupa Birlikçi, yok bilmem ne Amerika Birleşik Devletleri'ni stratejik ortağımız gibi nitelendiren kişiler, partiler hiçbir zaman Atatürkçü değildir. Bana göre Atatürk'e ihanet ediyorlar. Efendim buraya da bir ara vermek zorundayız. Ancak 1921'de Mustafa Kemal'in o milli sınırlar içerisinde hiç kimseye bağlı olmadan ne yapacaksak yapacağı sözü o az evvel dış ilişkileri izah ederken birden aklıma geldi. Yani daha henüz Cumhuriyet'in kurulmadığı, Millet Meclisi içerisindeki o gizli oturumların yapıldığı dönemde kiminin İngiltere'ye, kiminin Amerika'ya, kiminin başka bir yöntemle bir yerlere bağlanmayı istediği dönemlerde Mustafa Kemal'in o bağımsızlık idesini, düşüncesini orada açıkça zaten söylemesi efendim, açıkça çok söyleyeyim yani bağımsız değilse hatta ekonomik bakımdan bile tamamen dışa bağımlı hale gelmişseniz hiçbir politikanızı bağımsız oluşturamadığınız için bağımsızlıkla bağımsız olmayan bir ülke, kendi kendini bağımlı hale getirmiş bir ülke hiçbir zaman demokrasiyi de gerçekleştiremez. O zaman bir şey soracağım. Duvarlara bağımsız Türkiye yazan çocuklar neden uzun yıllar hapislerde yattılar? Bu sorunun cevabını aralarda sorun. Efendim bizden ayrılmıyorsunuz. Efendim nerede kalmıştık? Şimdi benim aklıma şu takıldı. Yani evet. Bağımsız olmanın şart olduğu bir dünyada, daha doğrusu bağımsızlığın birçok şeyin, özgürlüklerin başı olduğu, dolayısıyla da ekonomik anlamda bütün hürriyetlerin açıldığı bu kapıda neden gençlerimiz duvarlara bağımsız Türkiye yazdıkları için uzun yıllar hapisler yattılar, hatta hiç istenmeyen sonuçlarla infaz edildiler? Efendim şimdi bakın dikkat edin. Yani Amerikan başkanlarında Wilson bile bunu açıkça söylemiştir. Konferansımda da söyledim. Gayemiz bütün dünyayı da sömürgeler oluşturmak, gerekirse mevcut hükümetlerin alaşağı edilmesi gerekse bile deniyor. Biliyorsunuz son yıllarda daha önce kaldırılan Amerikan başkanına diğer devlet başkanlarını öldürme yetkisini veren yasa bile yeniden kabul edildi. Şimdi Türkiye'nin paramparça edilmesini teklif ettiğinde Türkiye'yi paramparça edelim ama Batılıların istediği gibi burası işte Yunanistan'a, burası İtalya'ya diye değil. Irk esasına, onu denediler zaten. Irk esasına göre parçalayalım teklifini Başkan Wilson'ı daha Lozan'dan önce yapan Edward Hoss'un yeni çıkan Kulüp Bilderberg kitabından öğreniyoruz ki o demin anlattığım Dış İlişkiler Konseyi'nin kurucusuymuş. Tabi bu planlar ve işte o kuruluşu, o güçlü kuruluşu yapan adama baş delegesi olarak kullanıyor Başkan Wilson'a ve Başkan Wilson da kabul etti vesaire diyor. Fakat en son işte kitaplarıma daha yansıtamadım ama çok önemli bilgiler var. O Kulüp Bilderberg kitabında Başkan Nixon'ın görevden uzaklaştırılmasından Aldra Moro'nun öldürülmesine kadar tezgahlara esasında bu David Rockefeller ve arkadaşlarının yaptığı açıkça ortaya konuyor. Yani bırakın böyle bunların iç yüzünü duvarlara yazarak seslendiren çocuklarımız. Ben size söyleyeyim, ben Uğur Mumcu'nun, Necip Hamlemitoğlu'nun, Ahmet Taner Kışlan'ın, Muammer Aksoy'un yani devrim şehitleri diye andığımız birinci sınıf aydınlarımız, yazarlarımızın İranlılar maşa olarak kullanılmışlardır da arkasında. Çünkü bunların ortak özelliği emperyalizmi ve içimizdeki uzantılarını açıkça ortaya çıkarmalı. Şimdi bu dediğiniz olayların çoğu 12 Eylül'den sonra oldu biliyorsunuz. Peki 12 Eylül'e biz nasıl geldik? İşte biz bunu yeni yeni öğreniyoruz. Son kitabımda da ben bunu belgeledim. Şimdi Demirel diyor ki, soruyor Profesör Çetin Yetkin, en çok darbelere vesaireye siz muhatap oldunuz. Sebebi ne? Ne zaman diyor komşularımla münasebeti geliştirmeye kalksam başıma bir felaket geldi. Bakın 12 Eylül'den öncesine bakın ne olmuştur? Batı'nın iktisadi kalkınmamızı zorlaştırdığı hiçbir katkısı olmayacağı, hatta GAP projesini engellemeye çalıştıkları ki Demirel ona çok önem veriyor. Anlayınca Demirel Kosygin'le anlaşıyor. Evet. İşte İskenderun Demir Çelik Fabrikası, Seydişehir Alüminyum Tesisleri, Afşin Elbistan Projesi, Karadeniz Bakır Kompleksi, Ali Ağa, Petkim, hatta 1. Boğaz Köprüsü evet. Rusya adımıyla gerçekleşiyor. Evet. Fakat düşük faizli kredi para olarak da ödemeyeceğiz. Fındık, fıstık, karpuz.
satarak ödeyeceğiz ve onlar böyle bizde var. Ve Türkiye 10 yılın ortalaması %7 enflasyonla, çünkü kaynaklarımız çok fazla, biz bu kadar kötü yönetilmemize emperyalizmin çıkardığı zorluklara rağmen 1950'den bu yana Avrupa'nın her ülkesinden daha hızlı kalkındık. Niye geri kaldık? Bizde nüfus artışı fazla, onlar da yok. Nüfus artışı alıp götürdü o kalkınmamızı. Bunu hazmedemediler ki o ara biz özgürlüklerden de en çok yararlanan bir ülkeydik. Hatta Demirel'i en çok bu yüzden eleştiriliyordu. Yani yürümekte yollar aşınmaz, ne olsun. Evet. Böyle bir ortamda ve dünyanın 10 yılın ortalamasında Japonya'dan sonra en hızlı kalkınan, hem de belirli, şimdi olduğu gibi belli kişilerin değil tüm toplumun yararlanacağı yatırımlar gerçekleşirken, işte birdenbire Türkiye'de bu mezhep kavgaları, etnik kavgalar, vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin üniversiteye gidemez, sokakta yürüyemez hale getirilmesi gerçekleştirilmiştir. Müdahale de zemini hazırlanmıştır. Ama artık hepimiz biliyoruz, Amerika'dan müdahaleden sonra gelen ilk ses bizim çocuklar başardı. Efendim, buraya bir de bir ara verelim. Ondan sonra programa efendim devam edelim. Sevgili izleyiciler, bizden ayrılmıyorsunuz. Biliyorum ayrılmıyorsunuz. Son bölümünde ilginç soru ve cevaplar olacak. Sayın Savaş, şimdi bu son bölümde programın sonuna geliyoruz. Biraz daha böyle soru cevap tabii istiyorum. Evet. Çünkü gerçekten anlattıklarınız, o kitaplarınızda yazdıklarınızın özetiydi ki zamana ihtiyaç vardı bunları anlayabilmek için. İzleyici de merakla ve istekle dinledi, bundan eminim. Şimdi efendim, bugün geriye baktığınızda siz son derece önemli bir kurumun başında yıllarca çok ciddi işler, çok ciddi icraatlara imza attınız. Bugün geriye dönüp baktığınızda parti kapatmalara öncülük ve bir noktada olanak verdiniz. Yani her iki türlü düşünüyorum. Geriye baktığınızda parti kapatmaları nasıl değerlendiriyor Sayın Savaş? Efendim, şimdi bütün mesele şudur. Herhangi bir ülke, işte buna Hitler'in bu seçimlerle vesaire iktidara gelip yaptıkları ortaya çıkınca, yani en anti-demokratik bir yönetim, en baskıcı, insan haklarıyla bağdaşmayan yönetimin oylarla vesairelerle ortaya çıkması karşısında ilk defa o devrin, zannediyorum 1932'de en önemli siyasal düşüncelerinden biri militan demokrasi kavramını ortaya atmıştır. Yani bölücü, ırkçı, şeriatçı vesaire gibi anayasal düzenle bağdaşmayan akımları, özellikle partileşip iktidara gelme şansını elde ettiklerinde zaten onlar kendi düzenlerini kurmaya başlıyorlar. Hele hele iktidar ortağı olursa devlet kurumlarını vesaire ele geçiriyorlar. Zaten Batı, yani bu tip akımlara karşı kendisini koruyamayan bir demokrasinin yaşadığı görülmemiş dünyada. Bize ışık tutabilecek iki ülkeden kısa kısa misal verirsen mesele anlaşılacak. Şimdi İspanya'da bir ETA örgütü var, silahlı, militan. İşte baskı koparmak istiyor İspanya'dan. Her terör hareketi gibi siyasi bir uzantısının da olması gerekiyor. Çünkü iktidar olmadan hiçbir ülkeyi tam parçalayamazsınız veya parlamentoya girmeden. İşte Henry Batasuna'nın partisi kuruluyor. Bu parti kapatılıyor. Sonradan 6 kere daha değişik isimlerle kuruldu, kapatıldı. En son 2001 yılında dava açıldı. 2003'te hem kapatıldı hem parti yöneticilerine yerine kurulan siyaset yasağı geldi. Buna uymuyorlar diye de 7 Ekim 2007 tarihinde İspanya'nın Saragoa kentinde 22 yöneticisini birden tutukladılar. Ve Avrupa Parlamentosu şikayet için gelen Batasuna'nın partisinin yöneticilerine içeri parlamento binasına bile sokmadılar. Şimdi 1831'de Belçika iki ayrı grup, dil ayrılığı olan Flaman ve Valonlardan kuruluyor. Bir de 100 bin kadar Almanca konuşan kişi var. Fransızcayı resmi dil kabul ediyorlar ilk kurulduğunda. Fakat halkın önemli bir kesimi Flemenkçe konuşuyor. Sırf bu yüzden bir tahrikler başlıyor. İkinci dil olarak resmi dil Fransızca'nın da 1800'lerin sonunda Flemenkçe'yi kabul ediyorlar. Bakıyorlar ki karışıklık yine de devam ediyor, tahrikler. Resmi dil Fransızca'yı yasaklıyorlar. Tamam. Flemenkçe resmi dil olsun, öbürü ikinci bir resmi dil bile
olması. Yok efendim diyorlar, ayrı parlamentolar olacak, herkesin ayrı hükümetleri olacak. Şimdi 10,5 milyon Belçika'da 6 ayrı parlamento, 6 ayrı hükümet var. Yine de geçen ay karışıklıklar son haddini buldu. Kahrolsun Belçika diye sokaklarda. Front National Partisi, Milliyetçi Cephe Partisi'nin lideri, partisinin kapatılması davası açıldı. Lideri hakkında da 1 yıllık hapis cezası isteniyor. Ama ben konferansımda da şunu açıkladım. İşte baştan itibaren bu bölücü hareketlere, bilmem nelere, propagandalara gereğini yapmadığı için Belçika, diğer ülkelerin yaptığı enerjik yaklaşımı, İspanya'nın yaptığı enerjik yaklaşımı göstermediği için artık, çünkü verilebilecek her türlü tavizde bölünmenin dışında verildiği için, ben Belçika gibi bir devletin artık bölünmez, üniter, federasyon şeklinde bile varlığını koruyacağına inanmıyorum. Yani buradan çıkardığım gereğinde gereği yapılır. Zaten bütün ülkeler yapıyor. Evet. Yapmayan ülkelerde ne toprak bütünlüğünü koruyabiliyor, ne ulus devletini koruyabiliyor, ne bağımsızlığını koruyabiliyor. Evet. Maalesef öyle. Efendim, siz idam cezasına geçmişte karşı mıydınız veya kaldırılması hakkında ne diyorsunuz? Efendim, zaten bizde fiili durum şuydu. İdam cezası olmasına, meclislerimiz, mahkemelerimizin idam cezası vermelerine rağmen Özal zamanından beri bir türlü Anayasa Komisyonu'nda bu dosyalar duruyordu. Aşağı yukarı 15 yıl bir tanesini bile meclise, esasında bu anayasaya aykırı bir tutumdu. Çünkü mahkeme kararları hiçbir şekilde geciktirilemez, uygulanamaz hale getirilemez şeyi anayasamızda var. Hı hı. Şimdi diğer mahkeme kararları otomatikman zaten uygulanıyor. Fakat idam cezasının uygulanabilmesi için bir de meclisin onaylaması lazım. Türkiye zaten bu cezaları uygulamıyor. Fiilen, efendim, Avrupa Birliği'ne giremeyiz diyorsunuz. Efendim, giremeyiz değil. Ben onu söyleyeyim. Şeyimde de söyleyeyim. Ben 25 yıl önce çok ciddi bir toplantıda fikrim sorulunca Yargıtay temsilcisi olarak Avrupa Birliği'ne gireceğimize inananlar artist olacağız diye kandırılmış kızlara benziyor fikri. Fakat esas şimdi girersek felaket olacağını. Girmemeliyiz diyorsunuz. Ve son kitabımda bunun nedenlerini, iflas eden şirkete ortak olmaya çalışıyoruz başlığıyla izah ettim. Efendim, Avrupa Birliği ülkeleri 1980'lerde dünyaya en çok mal satan, en çok üretim yapan ülkelerdi. Şimdi zaten %8, %9 gerilediler. Neye rağmen gerilediler? Sosyal haklarda geri adım atmalarına, emekliliklere kısıtlama getirmelerine, işsizlik sigortasına kısıtlamalar getirmelerine rağmen mesela Almanya'da Hartz IV kanunu kabul edildi 2 sene önce. 60 tane radyo, televizyon ve gazete Almanya'da sosyal devletin ölüşü diye bildirdiler. Mesela 2 misal verirsem, 3 misal mesele daha iyi anlaşılacak. Bizim basına bunlar intikal etmiyor. 2004 yılında ki Ocak ayındaki Time dergisinin kapaklarından biri 400 bin, dikkat edin, bilim adamı Avrupa'yı niye terk etti? Sebep çok kötü eğitim yapısı var ve Avrupa kötüye gidiyor vesaire. Şimdi Point ve Monde'un editörü çok önemli bir kişi, Nicolas Bavares, Çöken Fransa diye kitap yazdı. 2 milyon kişi artık Fransa'da Fransız vatandaşı, iş bulmak için başka ülkelere gitti. Fakat Fransa'da esas Fransız vatandaşı, o gidenler Müslüman olmayanlar. Hı hı. 17 milyon Müslüman olan Fransız vatandaşı var. Artık bunların iş bulmalarına bundan sonra imkan yok. Amerika Birleşik Devletleri diyor bunları potansiyel tehlike kabul ediyor. Avrupa Birliği'nin vatandaşlarını. Tabii. Ekonomiden sorumlu genel müdürü bir bildiri yayınladı. 2007'nin başlarına doğru, daha bu yılın. Diyorlar yani %13 daha gerileceğiz 2004'te. Evet. Ve gerileyen bir kıta, sosyal hakları yok eden, gelir dağılımının iyice bozulduğu, işsizliğin arttığı. Yani ben de bir de vatandaşların zannettiği gibi değil, demokratik haklara da kısıtlamalar getiriliyor. Yani hiçbir şekilde Avrupa ne özenilecek, ne ekonomi içine girip de meseleleri, yani şu anda Avrupa Birliği'nin içinde olup da yıllardır,
Hatta onların vatandaşlığını kabul etmiş Müslümanların haline baksınlar. Evet. Bizim Yunan vatandaşı olan Türklerin Trakya'daki haline baksınlar. Hangi demokratik haklardan bir giderek bunlara her türlü baskı yapılıyor. Yabancı düşmanlığı artıyor. Ben onun için konferansımda da dedim ki şu Türkiye Cumhuriyeti'nin kıymetini bilin yurt dışındaki iyi kötü düzen tutturmuş insanlar. Yani bu gidiş mutlaka zaten gerilemeye doğru olacak. Yabancı düşmanlığı daima işsizlik vesaire arttıkça artacaktır. Türkiye Cumhuriyeti sizin sigortanızdır. Onu yaşatmaya bizler kadar önem verin dedim. Mesele budur. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Arka Bahçe'ye konuk oldunuz. Sağ olun, var olun. Sağ olun.